Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu tam sinüs dalga inverter ve modifiye sinüs inverter arasındaki bir farkı bu videoda göstermeye çalışacağım. Daha doğrusu modifiye sinüsteki farkı ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Modifiye sinüsten neden hassas cihazlarımızda kullanamıyoruz? Neden problemler yaşıyoruz? Bununla ilgili karınca kararınca birazcık bilgilendirici, birazcık kafanızdaki soru işaretlerini gideren bir video olacak. Videonun ayrıntılarına geçmeden önce dostlar her zamanki gibi henüz kanala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonraki paylaşacağım videolardan haberdar olacaksınız. Ayrıca açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Ve ayrıca arkadaşlar beğenip yorumlarsanız YouTube'nin üst sıralarına bu tarz videoları çıkartırsınız. Yani bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Ayrıca kanalımıza destek vermek istiyorsanız elbette katıl butonumuzun ayıcaklarından faydalanabilirsiniz. Evet dostlar videomuzun konusuna geçecek olursak normal 220 volt şehir şebekesinden gelen elektriğimiz arkadaşlar. Prizimiz. Bu da modifiye sinüsten gelen prizimiz arkadaşlar. Şu an modifiye sinüse işte priz bağladım. Yani yanında değilim. Ee, sadece buradaki enerjinin nasıl bir rol oynadığını nasıl e, artı eksisini değiştirdiğini e, yeri geldiği zaman tam olarak artı olarak kendini gösterdiğini her iki hat çıkışında da yeri geldiği zaman e, bir ha, yani artısının yönünü değiştirdiğini bu videoda hep birlikte şahit edeceğiz şimdi adım adım e, göstereceğim sizlere ve gerçekten modifiyasyonun e, Özellikle hassas elektronik cihazlarda ben şahsen uzun zamandır kullanamıyorum. Ve kullanmamanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü baya bir sıkıntı yaşadım. Sizlerin de o sıkıntı yaşamamanız için hem bu video yol gösterecek hem bu videoda anlatmaya çalışacağım karınca kararınca. Şimdi dostlar kameramızın ışığını ilk başta kapatalım. Çünkü burada göstermek istediğim bir durum söz konusu. Bu durum nedir arkadaşlar? E, kontrol kalemilik başta voltajı ölçmeden önce kontrol kalemiyle sizlere gerçekten e, modifiye sinüsün nasıl bir tepki gösterdiğini göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu bizim Power Master isminde 1000 wattlık bir modifiye sinüsten gelen 220 voltluk enerjimiz arkadaşlar. Şöyle kameranın Zom açısına girebiliyor mu kontrol kalemimiz? Onu ayarlamaya çalışıyorum. Buradaki amacım arkadaşlar prizimizin içindeki hatta şöyle biraz daha zom yapalım. Prizimizin içindeki enerji yani her iki hatta da artı gösterdiğini göstermek istiyorum hatta şöyle karanlık yapayım. Görüyorsunuz arkadaşlar kontrol kalemimizin tepkisini şu an e, prizimizin şu tarafına yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi yön değiştiriyorum. Kontrol kalemimizin görüyorsunuz diğer normalde birisinin artı birisinin eksi olması gerekirken görüyorsunuz arkadaşlar. Her ikisinde de artı var. Ve her ikisinde artı olması sebebiyle yani e, şöyle biraz zondan çıkıyorum. Bir de ölçü aletiyle ölçeceğim. Her ikisinde artı olması arkadaşlar Hassas elektronik cihazlarımıza zarar veriyor. Örneğin arkadaşlar televizyonumda kullandığım zaman LED TV'imde gördüğünüz gibi arkadaşlar 213 voltluk, 212 voltluk bir enerji sağlıyor. Cızırtı yapıyor arkadaşlar. Örneğin ölçü aletleri yani bu elektrik ölçen e, multimetre tarzı ölçü aletlerinde kısa devre yaptırıyor. Voltaj ölçücülerde kısa devre yaptırıyor arkadaşlar. E, Modifiyasyonuz e, invertörler. Şimdi arkadaşlar bu da şebeke elektriğimiz. Şöyle. Hatta flash'ımızı da açalım. Artık kontrol kalemiyle. Hatta kontrol kalemiyle şebeke elektriğimizi de göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şebeke elektriğimiz 216 volt. Yani elektrik şebekesi. Burada modifiye sinüsümüzün 213 volt enerji olayı var arkadaşlar. Yani iki ayrı elektrik hattı. Sadece Modifiye sinüs inverterimiz yanımızda değil. Yani kafanıza soru işareti kalmasın arkadaşlar. Şimdi şebeke şeyden gelen elektrik voltajını şöyle kontrol kalemi yerleştiriyorum. Burada artı yok arkadaşlar. Topraklama olduğu için. Gördüğünüz gibi artı topraklama. Normal olanı bu. Bu tam sinüs dalga arkadaşlar. Oysa ki bu modifiye sinüs. Yani şebeke elektriğimiz tam sinüs gelmek devlerimize Oysa ki e, modifiye invertörlerde e, taklit sinüs geliyor arkadaşlar ve bu da tabii ki elektron cihazlarını şimdi bozuyor. Arkadaşlar normalde baktığımız zaman her ikisinde de artı var. Hep birlikte gördük. Şimdi artı olarak ben e, şöyle şebekenin topraklama hattından faydalanaraktan şurada hatta prize de koyabilirim. Şu da tesisat işte, topraklaması. Normalde topraklama aldığımız zaman bir artıyla bir toprak bir araya geldiği zaman normalde enerji üretimi yani örnek olarak şu an lambamızın ucuna bağlı olan bu arada arkadaşlar uyarıda bulunayım. Videolar herkese açık olduğu için lütfen elektrik bilginiz varsa uğraşın. Yoksa uğraşmayın. Bu işin şakası olmaz. Elektrikle şaka olmaz. 220 voltla şakası olmaz. Doğabilecek bütün sorumluluklardan şahsınız mesulsünüz. Kanalım ve kendim mesul değilim. Ben burada bilgi amaçlı paylaşıyorum. Yapıp yapmamak hür ricadenize bağlı. Lütfen e, biliyorsanız ilgilenin, bilmiyorsanız uzak durun arkadaşlar. Şimdi e, 220 voltta 40 wattlık bir e, akor lambamızın normalde artı eksi yani topraklama hattıyla şu an burada bizim topraklama hattı var. Hatta topraklama hattı da size göstereyim arkadaşlar. Bu da kafanıza soru işareti bırakmasın. Artı hattımıza probumu yerleştiriyorum. Topraklama hattımı gösteriyorum arkadaşlar. 217 volt. Hatta topraklama hattım neredeyse şehir şebekesinden daha güçlü. 216 volt görüyorsunuz. 217 volt. Topraklama hattım sağlam. Çalışıyor. Şimdi topraklama hattından bir faz alıyorum arkadaşlar. Akor lambama bağlı. Ve e, akor lambamın şu şekil. Gösterecek olursam şöyle kabloyu kameranın açısını eleştiriyorum. Hatta flashı yakayım dostlar sizler için. Net görülmesi için. Şöyle flaşımızı yaktık. Şimdi arkadaşlar kablomun bir ucu yine lambama gidiyor. Gördüğünüz gibi sarı kırmızı topraklama prizimize kablomuza uzatma kablomuza bağlamış olduğumuz korkodil kablomuz ve şimdi arkadaşlar bizim modifiye suni'den gelen invertörümüze takıyorum. Taktığım zaman arkadaşlar normalde şu an bu lambanın yanması lazım ama yanmıyor. Yanmadığı gibi arkadaşlar az önce göstermiş olduğum şöyle ışığı kapatıyorum ve göstermiş olduğum arkadaşlar artı eksi. Her iki hattımızda artı vardı şu an burada artı var şu an burada eksi var ama oysa ki az önce her iki fazla da artı vardı ama topraklama hattını bağladığım zaman doğal olarak şu an arkadaşlar lambamızın yanması gerekiyorken yanmıyor aynı zamanda her iki hattaki artının birisi kayboluyor peki arkadaşlar şimdi fişin yönünü değiştiriyorum fişin şu an fiş işaretlemişim arkadaşlar bu taraf artıdır. Normalde değiştirirsem lambanın yanması lazım mantık olarak. Değiştiriyorum. Taktım. Yine lambamız yanmıyor. Yanmadığı gibi arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Bu taraf artıydı. Şimdi taraf yön değiştirdi. Modifiye gördüğünüz gibi topraklama oldu. Az önce topraklama olan fazımız artı oldu. Kontrol kaleminden görebiliyorsunuz dostlar. Yani e, modifiye aslında benim Kafandaki hayal neydi? Ee, normal tesisat topraklamasından e, enerji hattı alırsam e, ve e, beni modifiye sinüsün artısıyla birleştirirsem en azından tam sinüs dalga enerji alırım düşüncesi vardı kafamda. Ama maalesef e, hayal kırıklığı yaşattırdı bende. Modifiye sinüsten e, yani kendi özel işlemci tarzı bir kart üzerinden e, tam sinüs e, dalga üretilmezse faydalanamazsınız arkadaşlar. Şimdi e, normalde şu an dikkat ederseniz yönü değiştirdim. Hat yani fazlımızın yönü, artımız bu tarafa geçti. Topraklamamız bu tarafa geldi. Şimdi bir cihaz takıyorum arkadaşlar. Normalde cihazı çalıştırıyor mu? Çalıştırıyor değil ki çalıştırmıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu dostlar. Bu sefer Tablomuzda sorun var galiba. Şöyle taktım arkadaşlar. Son ofumun ucuna. Televizyon bağlı. Şöyle çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman televizyon cızırtı yapıyor arkadaşlar. Çünkü e, modifiye sinüstür. Ve modifiye sinüs maalesef elektronik eşyalara Aşırı ısıtma ve aynı zamanda zarar verebiliyor. Bunu ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Sadece aydınlatmada kullanabilirsiniz. Matkap tarzı ufak tefek şeyleri çalıştırabilirsiniz. Ama hassas elektronik eşyalarınızı çalıştırmayın. Çünkü gerçekten zarar veriyor. Bunu defalarca yaşadım. Hatta arkadaşlar kafanıza soru işareti kalmasın diye burada elektrik yok zanına kapılmanızı istemiyorum. Şöyle bağlantıyı kesiyorum. Ve buradaki lambamı da e, modifiye sinüsten gelen gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor herhangi bir sorun yok ama maalesef tek sorun arkadaşlar nedir biliyor musunuz e, artı yön değiştiriyor yön değiştirmesinin sebebi de arkadaşlar e, modifiye sinüs olduğundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum e, bu e, modifiye sinüsü ekstra bir topraklama hattıyla e, içindeki o gelen cızırtı yani özellikle elektronik hassas elektronik eşyalarda yaratmış olduğu ısıtma ve cızırtıyı kesebileceğini düşünüyordum. Maalesef kesmiyor arkadaşlar. Yani aslında yön değiştiriyor. Artı hattının yönü belli değil. Şurada tekrar gösterecek olursam, her iki hattımızda artı olmasına rağmen, şöyle yakından göstermeye çalışayım. Elektronik cihaz taktığınızda arkadaşlar artı eksi hattı belli olmasına rağmen e, yine maalesef e, siz kontrol edemiyorsunuz. Yani e, kendisi şöyle enerjinin yönünü kendisi kontrol ediyor. Az önce lamba üzerinden gösterdiğim teste gö hep birlikte gördünüz, e, göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an benim bu taraf eksi bu taraf artı şimdi fişi tekrar takmaya çalıştığım zaman yine göreceksiniz ki benim prizdeki artım yön değiştirecek. Buna tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Ee, videonun kapanışını da bu şekil yapmak istiyorum. Sizin bu konuda e, farklı fikir görüşleriniz varsa arkadaşlar lütfen e, yorumlara yazın. Çünkü bu tarz videolar sizden sonra izleyecek insanlara yol gösterecektir. E, bu konuda lütfen yorum görüş fikirlerinizi esirgemeyin. Çünkü bu tarz e, videolar sizden sonra da izlenecektir. Ve izlendiği zaman insanlara ciddi anlamda yol gösteriyor. Fikir veriyor. Ve bilgi veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an taktım. Lambamız yine yanmıyor. Ve e, şu şekil artım bu taraftaydı. Bu arada fişin yönünü değiştiriyorum. Artım bu tarafta olmasına rağmen hatta takmadan önce artıyı göstereyim arkadaşlar sizlere. Artımı görüyorsunuz bu tarafta. Fişi bu şekilde taktığım zaman artının yönü değişmiyor. Çünkü bu kablon boşta arkadaşlar. İşaretlemiş olduğum kablo şu şekil. Bu tarafı işaretlemişim. Şimdi dikkat edin. Artım yön değiştirdi. Nereye gitti? Diğer çıkışa gitti arkadaşlar. Modifiyasyon üstümüzün e, yapmış olduğu bir e, Akıl oyunu mu diyelim? Elektronik yani teknolojinin insanlarda yaratmış olduğu olay mı diyelim? Şimdi arkadaşlar burada şurada görmüş olduğunuz gibi akor lambamı yani fişette herhangi bir hilenin olmadığını göstermek açısından şöyle artımı görüyorsunuz. Buraya takıyorum normal şehir şebekesine. Lambam yanacaktır doğal olarak. Tabi topraklamayı da tesisat topraklamasından alıyorum. Yani herhangi bir topraklamada sorun yok. Kabloda bir sorun yok. Tek sorun arkadaşlar bizim modifiye sinüs dalga inverterimizde maalesef e, istediğimiz artıyı yani veremiyor. E, artısı net bir kanal üzerinden olmadığı için tabi modifiye oluyor bunun ismi ve elbette elektronik yani özellikle hassas elektronik cihazlara zarar veriyor. Bunu e, bizzat yaşadım size de tavsiye etmiyorum arkadaşlar tabı sabah işlerde kullanılabilir. Modifiye sinüs inverterler ama hassas elektronikte kullanılamaz kesinlikle. E, almış olduğunuz o ucuz fiyatına kanıp da almış olduğunuz o modifiye sinüs inverterler size kat kat zarar olarak geri dönecektir yaratmış olduğu zararlardan dolayı. Ama aydınlatma için acil ufak tefek işler için kullanılabilir. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur arkadaşlar. Uzun bir video oldu. Sürçü isan ettiysem affola. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğeni paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin. Esen kalın, mutlu kalın dostlar.